Muhterem efendim, dünyalarını bir bavula sığdıran mefkure muhacirlerine vefa borcunu eda etme sadedindeki çalışmalara Bahara Yolculuk Selam 2 filmi de dahil oldu. Zat-ı Ali'nizin düşünce dünyasında bahar nedir? Bahara yolculuk nasıl bir seyahattir? Belli bir dönemde başkalarının aklı da almıyor. Acaba bir ipnoz mu var, bir illüzyon mu, nedir filan. Oysa ki insanlar yürekten Allah'a inanınca, burayı bir misafirhane görünce, asıl yurdun öbür tarafta bulunduğuna inanınca ve yapılan işlerin hepsini Allah'ın gördüğüne yürekten inanınca ve gerçek mükafatın onun tarafından verileceğine inanınca dünyayı da, dünyaya ait her şeyi de hakir görürler, istihkar ederler. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın lütfu falanın filanın marifeti değil. Belki büyüklerin günümüze kadar böyle uzayıp gelen anil merkez açılım tesiri, onu öper başımıza koruz. İnsanlığın iftihar tablosundan günümüze kadar gelmiş yüzlerce müçtehit ve müceddi sayesinde Allah'ın izni inayetiyle o insanlar, o malumatla, o içten insanlara yaklaşmakla, vicdanlara seslenmekle, kalp ve ruha seslenmekle o insanlar da öyle bir tesir icra etmişlerdir ki onlar da bütün varlıklarını bir çantanın içine koymuş gitmişlerdir. O filmde de gösterildiği gibi başta meçhul bir el yani doğruydu. Ve o zaman ilk dönemde de 5-10 tane insandı. Belki harita öne konarak sadece. Hani bildiğiniz gibi bir tanesi Devlet-i Aliye'nin sınırlarını ifade eden bir harita. O çizgileri kapatarak bir yönüyle esasen dünyaya açılış uçları bırakıyor. Böyle bir mülahaza. Bütün dünyaya açılmakla namzet, benim adım, namım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır buyuruyor. Gayb bin gözüyle bir gün bir kısım fedailerin bütün hayat, hayata ait her şeyi, dünya ve mafiha derlerdi. Dünya ve mafihayı istihkar edecek insanlar sayesinde güneşin doğup battığı her şeye ulaşılacağına işaret buyuruyor. Gayb bin gözüyle bunun olacağına dair bilgi veriyor. Bu aynı zamanda bir de kendisine inanan insanlara hedef gösteriyor. Ben bunu diyorum, siz de bunu gerçekleştirmeyi, realize etmeyi gayeyi hayal yapın, mefkure yapın. İdeal edinin bunu. Bunu gerçekleştirmeye bakın. Cenab-ı Hak bazı kimselerin kalbine bunu atmış. Bunlara götürseniz, o boğaz içindeki bütün yalıların hepsini verseniz, Allah Allah, ya biz ne kusur yaptık ki bu adamlar bize böyle hakarette bulunuyorlar, saygısızlık yapıyorlar. Şinasi Hisar hikayesiyle o Boğaziçi yalıları, o mehtap geceleri, o kayıklar, o sandallar, o defler, o dömbelekler, o davullar, o zurnalar hepsi sizin için çalabilecek şekilde bir hayat size vaat etseler, bunu hakaret kabul edeceksiniz. Bunu hakaret kabul eden insanlar, bir külahın içinden çekilen kuralarla gidecekleri yeri coğrafyada bilmedikleri halde, gitti birine sordular, yahu bu Muvaristan nerede ola ki acaba? Türkmenistan neredeydi? Kırgızistan neredeydi? Moldova neredeydi yani? Güney Afrika neredeydi? Tanzanya neredeydi? Kenya neredeydi? Etiyopya neredeydi? Bilmiyorlardı. Mektepte belki görmüşlerdi coğrafyada bunu ama. Fakat kendileri için din bir mesele, bir rükün olmadığından dolayı gördükleri gibi unutmuşlardı bile onu. Hiç bilmediklerlere külahın içinden çektiği kurallarla böyle yapıp tebessümle çantalarını ellerine aldı gittiler. Çoğu ifritten dünyaları açıldı. Ciddi imtihanlar verdiler. Harabe zar yerleri, daha doğrusu diken tarlalarını
gül bahçesine çevirmek için orada amelilikler yaptılar. Bir meseleyi birkaç defa arz etmiştim, bir kere daha arz edeyim yani. Burada bu Bahar'a yolculuk, bu iki selam birincisiydi, bu da Bahar'a yolculuk ikincisi. İnşallah da onu diyeyim, istidrad ediyorum bunu. İnşallah üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı. Tarihe not düşme adına esasen. Hani Siyer'de Kıtmir bildiğiniz gibi hep bir boşluktan bahsediyorum ben. Neden yani insanların iftihar tablosu döneminde yaşanan şeyler detaylarıyla sebep-sonuç münasebeti içinde, kozalite mülazası içinde neden kaydedilmedi? Neden bize bu meseleler o ölçüde gelmedi? Neden o Siyer'e, o magaziye biz 3 asır, 4 asır, 5 asır sonra ancak ulaşabildik? Öyle değil. Hadiseler cereyan ettiği dönemde tarihe not düşmek lazım. Bunlar gelecek insanlara yapmaları gerekli olan şeyler adına çok önemli, canlı bir mesajdır. Birisi gezmeye gidiyor, patronlardan bir tanesi. Şu okulu ben bir gezeyim diyor. Bir yerde okul açmışlar. Müdür de meğer daha evvel onların yanında çalışmış, hizmet etmiş. Öğretmenlik mi yapmış, müdürlük mü yapmış? Soruyor, bu okulun müdürü nerededir diye. Diyorlar ki ileride, koridorun ilerisinde. Vaka bu. Oraya vardığında başında işte kağıttan bir külah, elinde fırça. Duvarlara badana çaldığını görüyor birisini. Selamun aleyküm diyor. Müdür beyler nerede görüşebilirim ben diyor. Yüzünü çevirince bakıyor ki müdür o. Böyle kahraman abidelerin yazdıkları bir destandı o. Sadece bir insanın sergilediği kahramanlık değildi. Bazen hepsi 10 tane arkadaş, 10 tane öğretmen şu halkanın içindeki bir yerde yarıdan perdeyle böldüler. Taife-i Nisa burada, Taife-i Rical da burada. İkamet etmek, beytutet etmek, yatıp kalkmak suretiyle hayatlarını devam ettirdiler. Ama oradaki misyonlarını milimine eda etmek adına her türlü fedakarlığa katlandılar. Dövüldüler, tartaklandılar, tanınmadılar. Niye geldiniz buraya? Derdiniz nedir? Asimilasyon peşinde mi koşuyorsunuz? Misyonerler gibi bizi asimile etmek mi istiyorsunuz? Gibi kuşkularla, şüphelerle karşılandılar. Ama baktılar ki zamanla nabız tuttular. Kalp dinlediler. Ritmi hep aynı buldular. Aritmiye rastlamadılar. Yahu bu adamların kalbi doğru atıyor. Nabızlarında bir istikamet var. Bakışlarında bir inandırıcılık var dediler. Değişik yabancı misyon şefleri o kadar kafaları karıştırmış olmasına rağmen ve günümüzde zirve yapmış karıştırma fasıllarına rağmen bozguna sebebiyet verdikleri ancak bir iki yer oldu. Dünyanın 160 küsür 170 ülkesinde ancak bir iki küçük yerde şöyle böyle belli angajmanlıklardan dolayı çok vahitler de oldu. Değişik yerlere götürülen altınlar yakalandı. Dolarlar yakalandı. Bunları çıkarın, sınır dışı edin. Biz size bunları verelim dediler. İnsanları peylemek istediler. Satın almak istediler. Eski ve yeni. Fakat başarılı olamadılar. Olamazlardı da. Çünkü gidenler Allah için gitmişlerdi. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti iman etmiş ve salih amel yapıyorlardı. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti seyec'alû lehumurrahmânu vuddâ. O Rahmanurrahim olan Allah da gittikleri yerlerde kalplere sevgi vaz etmişti. Zamanla o anlaşmazlıklar, o endişeler, o telaşlar silinip gitti. Şimdi ne diyorlar? Bakmayın sizinkilerin dediklerine. İşinize bakın siz. Biz sizi tanıyoruz. 20 senedir sizi tanımamışsak şayet biz bir yönüyle belki akılsızca davranmışız demektir.
Bu bize hakarettir. Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi Allah yolunda, Resulullah yolunda ve milli ruh abidesini ikame etme yolunda arkadaşlarımız eğer işte bütün varlıklarını bir çantaya doldurmuş gitmişlerse du cihandan el yudum hanumanım kalmadı sözüyle ifade edilir bu. Hak dostunun dediği gibi. İki cihandan da el yumuşlar. Dikili bir taşları yok. En âli mekteplerden mezun olmuşlar. Türkiye'de kalsalardı başka yerlerde ellerine geçen şeylerin 3 katı, 4 katı elde edeceklerdi. Bazen 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay sonra maaşları gidiyordu. Bütün buna katlandılar. Bazen belki çok farklı şeyler de yapmak suretiyle geçimlerini temin ettiler orada. Türkiye'den giden 3-5 kuruşla geçinmeye çalıştılar. Evet, bir yönüyle sahabi gölgesinde, onlarla kimse boy ölçüşemez sahabiyle. Sahabi gölgesinde mükemmeli yakalamaya çalıştılar. Dünya çapında bir mükemmeli ortaya koymaya çalıştılar. Bu açıdan da günümüzün bu mevzuda değişik fertlerine, değişik birimlerindeki insanlarına düşen bir vazife vardır. Herkes kendi alanı itibariyle bence bu kahramanlığı altın kalemlerle tarihin altın sayfalarına yazmak. Şimdi birincisi selam, ikincisi bahara yolculuk bu. Perspektifte daha başka şeyler de vardır. İnşallah bunlar bizim başkalarına ait gördüğümüz o vefasızlığı efendim bize göstermezler, arkadan gelen nesillere göstermezler. Yapılan bu kahramanlıklar hakikaten sergilenir. Herkes de görür. Hususiyle böyle iç içe bir açıdan belki bu krizlerin yaşandığı dönemde insanlara yeniden moral olur. Geriye dönüyorum. Dünyalarını bir bavula sığdırıp mefkure muhacirlerine öyle dendiği için öyle deniyor. Mefkure kelimesini ideal yerinde bildiğiniz gibi Ziya Gökalp kullandı ilk defa. Üstadımız da onun yerinde ona yakın bir kelime olarak gayeyi hayal ediyor. Daha geniş bir mana bu. Çünkü hayalin ufku, taakkulün, tasavvurun ufkunun çok ötesinde. Bazen olmayacak şeyleri bile, hatta en azından bugün olmayacak şeyleri bile bir yönüyle tahayyül edebilir insan. Gayeyi hayal. Ve vefa borcunu eda etme sadedince çalışmalara Bahara Yolculuk, Selami Ki filmi de dahil oldu. Zat-ı Halinizin düşünce dünyasında bahar nedir, bahara yolculuk nasıl bir seyahattir? Bir iki asır var ki derecesine göre belki. 3 asır evvel hazan rüzgarları esmeye başladı. 2-3 asır evvel. Kendimden söylemiyorum. Hazreti Pir-i Mugan asırlardan beri rehnedar olan bir kale tamir ediliyor. Yıkılmış, harap olmuş. Restore ettiğiniz şey asırlardan beri hain eller tarafından her gelen birkaç taşını sökmüş, birkaç sütununu koparmış, birkaç kubbesini yerle bir etmiş. Siz yeniden bunları aslına uygun şekilde yerli yerine yerleştirecek sağlam bir restorasyon ortaya koyacaksınız. Asırlardan beri rehnedar olan bir kaleyi tamir ediyorsunuz. Biz bir yönüyle belki o hazanın esintilerinin anil merkez açılışının şöyle böyle tesiri içinde neşet etmiş insanlarız. Tam bahar görmedik. Kardı, kıştı, yollar yokuştu. Güzel şeyler sadece bizler de birer düştü. O düşlerle yaşadık. Bir gün o baharın geleceğine inandık. O inancımızı hiç yitirmedik. Biz ölüp gidelim. Şu andaki düşüncem de o. Allah'ım bize senin başkalarına lütfettiğin o baharı lütfet. Bir gün öncesinde benim canımı da al. Ben de bu işin içinde vardım diye kafama bir şey gelmesin. Ben o baharı görmeyeyim. Arkadan gelen nesiller görsün.
hep o baharın hülyasıyla, rüyasıyla yaşadık yeniden. Gül devrini kitapların sayfalarında gördük. Gül devrini mazilerde gördük. Gül devrini siyerlerde gördük. Gül devrini görebildikse hadislerin müstetbaatında gördük. Hadislerin arasından süzülen manalarda gördük. İmrendik. Onun intizarına durduk. Olsun dedik o. Ama 2-3 asır evvel başlayan hazan ilk esişlerinde sadece ağaçların yapraklarını götürüyordu. Savuruyordu. Riyaha maruz bitibni bir karar gibi yapraklar savrulup gidiyor, toprağın bağrında çürüyorlardı. Arkadan gelen daha şiddetli hazan rüzgarları dalları da kopardı. Daha arkadan gelen bir yönüyle hortumlar gibi şeyler bazı ağaçları bile devirdi. Kuvve-i maneviyeleri yıktı. Ümitleri bir yönüyle belki yerle bir etti. Duygu ve düşünceleri itibariyle belki arşa çıkan hayallerimiz zemine geçti. Günümüze gelinceye kadar bunlar yer yer bir kısım pozitif esintiler, yer yer meltemlerin esintisine şahit olduk. Ümitlendik çok defa. Bazen ümitlerimize yanılmadık. Yanıltmayan Allah'a binlerce hamdü sene olsun. Ve bizi yanıltmayanlar da firdevse serfiraz olsunlar. Hazreti Resulü Zişan'a komşu olsunlar. Ümitlerimize medar oldular. Bazen de haklarında çok ciddi beklentilere girdik. Dedikleri, ettikleri şeylere baktık. Çok ciddi kalbi alakalara girdik. İnşallah iyi bir şey olur. Yıkılmış hak adalet düşüncesi yeniden ikame edilir. Tarihten süzülüp gelen ruh ve mana değerlerimiz yeniden kendi değerlerini bulur. İnsanlık yeniden bir gül devri yaşar. En azından onun bir yönüyle karların eridiği, buzların çözüldüğü dönemini görür. Ve bunu önemli bir referans sayar. Olanı olma mevzuunda en önemli bir referans sayar dedik. Bazen de aldandık. O bazicede bir kere daha yandık. Eyvah aldandık. O bazicede, o tiyatroda, o oyunda bir kere daha aldandık. Ama aldanmalar yıldırmamalı. Ahiret deyip yola çıkanların dünyevileşmeleri bizim kuvve-i maneviyemizi kırmamalı. Şimdiye kadar bir sürü insan doğru yolda yürürken esasen dökülüp yollarda kalmıştır. Düşünün ki insanlığın iftihar tablosuyla sallallahu aleyhi ve sellem diz dize gelmiş, oturmuş. Fakat bir dönemde irtidat fırtınaları esmeye başlayınca Müseyleme'nin ordusunda onun yanında gitmiş, can vermiş. Secah'ın ordusunda can vermiş. Mürtetlerin ordusunda can vermiş. Hep ola gelmiş. Biz kim oluyoruz? Biz gölgenin, gölgesinin, gölgesinin, gölgesinin gölgesi. Bunu lütfedecekse Allah Celle Celaluhu, ona binlerce hamdü sena olsun. İnsanlığın iftihar tablosunun insibağı, bir hamlede, bir nefada şeytan ruhlu insanları melektekleştirecek kadar güçlüydü. Öyle bir insibak, öyle bir fırsat çalma vardı. Fakat düşünün ki onlar arasında bile kaymalar oldu. Daha sonraki dönemlerde bile bir sürü kaymalar oldu. Bu açıdan da o yıkılmalara, çözülmelere, kırılmalara, fay kırılmalarına takılarak bence yeniden acaba bir hazan mı esiyor? Esebilir, hazanlar esebilir. Önemli olan esasen o hazanların estiği dönemde bile bir yönüyle şöyle böyle vifak ve ittifakın Cenab-ı Hakk'ın tevfikine vesile olma meltemleriyle o hazanları meltemlere çevirmeye bakmak lazım.
Daha mükemmele, daha güzele talip olma her zaman. Şahsi hayatımız itibariyle böyle olduğu gibi, belki milli ve içtimai hayatımız itibariyle de ütopyalarda resmedilen ve bizim de Akif ifadesiyle gül devri dediğimiz o dönemlerin hülyasıyla oturma, kalkma, hep onların hayalini yaşama. Gül devrini bilseydim onun bülbül olurdum. Ya Rab beni evvel getirseydin ne olurdu? Gül devrini inşa eden, dikenleri timar eden, başka yerlerde başka bir tabirle ifade ederler bunu, kehan. Var mı? Başka kehan. Dikenlerin kökünü kesme, kurutma, bahçeyi, bağı, güllere emanet etme. Böyle bir gül devri, o gül devrini gülden insanlar inşa etmişler. Tarihte fasılalı şekilde. Gül insan sayesinde zirve yapmış o. O bellidir. Gülün ateşi hep yaktı beni nevresi kadim. Lalenin dağı, gülün ateşi hep yaktı beni. Allah aşkıyla dağlandım. Hazreti Muhammed şevkiyle de yandım, tutuştum. Gül insan. Orada zirve yapmış. Anil merkez onun dışarıya doğru açılışı, makas gibi açıldıkça böyle adeta bütün insanlığı kuşatacak, onlara yol, yöntem gösterecek şekle gelmiş. En azından en mütemerrit insanların, en mülhid insanların dimağlarında bile farklı alternatiflerin oluşmasına sebebiyet vermiş. Sabahki tefsirle irtibatlandırabilirsiniz. Kendi aralarında küfürde ittifak vardı, ilhatta ittifak vardı. Latta, menatta, uzzada anlaşıyorlardı. Kendi tarzı telakkilerine göre muharref kitaplarda anlaşabiliyorlardı. Bir birlik tesis edebiliyorlardı. Fakat onun nüzuluyla güneş ortaya çıkınca yıldızlar kaybubet ettiler, kayboldular. Her şey güneşin ziyasıyla görülmeye başladı. Ak kara birbirinden tefrik edilmeye başladı. Bu defa duygularda, düşüncelerde de farklılıklar oluştu. Yahu böyle de olur, böyle de olur, böyle de olur. Bu açıdan da böyle işin hemen göbeğine otağını kuran, doğrudan doğruya o işin müntesipleri, mensupları, daha doğrusu belki o mesele yıkıldığı zaman yeniden imar edecek, inşa edebilecek kabiliyette, donanımda Ebu Bekirleri, Ömerleri, Osmanları, Talhaları, Zübeyirleri, Abdurrahman bin Avf'leri, Ebu Ubeydetü'l Cerrahlar, Hasanları, Hüseyinleri ve o dönemde mübarek validelerimiz sayılan Taife-i Nisaiyesiyle onu yeniden inşa edecek donanımda insanlar vardı. O gül devri o zaman zirve yaptı. Hayranlık uyardı çevrede. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Nasır suresinde يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ. Bir dönemde 10. 11. asırda bütün Asya milletleri İsmail Hamdi Danışmend'in Türklerin tarihiyle alakalı ifade ettiği yerde diyor ki çadır o zaman göçebe yaşıyorlar. 1000 çadır birden Müslüman oldu. Yani 1000 hane birden. Aza kolay bu. Her birinde 10 tane insan varsa bugün Türkmenistan'da görüyorsunuzdur, Kırgızistan'da onları görüyorsunuz. Çadırlarda imrari hayat ediyorlar. Geldiği otağlarını o Hazire-i Kuds içinde, o tabiri bilmem kullanmak caiz mi, Allah Resulü'nün oluşturduğu çeper içinde yeni bir dünya kurdular Allah'ın izni inayetiyle. Bu anil merkez açılımın belli bir dönemde yeniden bir gül devri olması. Sonra belli fasılalarla değişik devletler geldi.
belli bir dönemde temel dinamiklere bağlılık ve sadakat içinde yaşadılar. Yani Ebu Bekir'ce yaşadılar, Ömer'ce yaşadılar, Osman'ca yaşadılar, Ali'ce yaşadılar. Bu onların dönemlerini ihya ettiler yeniden bir gül devri. Ütopyalarda çerçevesi ihate edilemeyen bir güzellikte. Düşünün ki Osmanlı döneminde bile onun güzelliklerini şöyle böyle temaşa eden Kambenallah gibi ütopyalar yazan insanlar diyorlar ki yazdıktan sonra yani bir yönüyle hayali bir dünya. Herkes birbiriyle kucaklaşsın böyle. Herkes birbirini sevsin. Kem sözler sussun. Kulakları tırmalayan sesler kesilsin. Olumsuzluklara son verilsin. İnsanlar kardeş gibi sarmaş dolaş olsun. En azından birbirlerinin duygularına ve düşüncelerine saygılı olsunlar. Bunlar böyle bir çerçeve belirliyorlar. O ütopyasını yazdıktan sonra devlete aliyeden haberdar olunca beyhude uğraşmışım ben diyor. Bir yerde meğer bu yaşanıyormuş. İnsanlığın iftihar tablosunun dönemini görseydi herhalde o kitabını ocağa atardı yani. Dolayısıyla da kitap bize ulaşmazdı. Beyhude uğraşmışım diye. Toplumun kendi ruhi hayatını ve kalbi hayatını ihya etmek. Kalbi ve ruhi hayatı itibariyle kendi dünyasını yeniden veya ruh abidesini ikame etme adına esasen böyle mükemmele talip olma. En mükemmele talip olma. Hep onu araştırma. O bazen işte bazı dönemlerde olduğu gibi bir dönemde Ömer bin Abdülaziz gelmiş. Neredeyse işte hicretten 100 sene sonra, Hicret-i Nebevi'de 100 sene sonra. Fakat Raşid halifelerin beşincisi olarak sayılıyor. Çünkü öyle ekmeğini zeytinyağına banmış yemiş. Ne zaman? Devletin şu andaki Türkiye kadar 20 olduğu bir dönemde. Halası Abdülmelik'in kız kardeşi. Abdülmelik dönemi, Velid dönemi mesele kendisine intikal edinceye kadar bir yönüyle belki haccaçların yaşadığı, haccaçların insanlara kan kusturduğu dönem. Bütün bu olumsuz dönemlerden sonra geliyor tıpkı Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi bir kere daha insanlar gül devri yaşatıyor. Yeğen diyor hani abim zamanında bana bir şey veriliyordu. Ama halacığım diyor, benim şahsi malım yok ki sana vereyim onu. Ben ekmeğimi zeytinyağına banıyor, öyle yiyorum diyor. O mübarek insanın villası yok. Na mübareklerin kör gözlerine sokulsun. O mübarek insanın yalısı yok. Yalı peşinde koşan sağırların sağır kulaklarına sokulsun. Ömer bin Abdülaziz. Gül devri. Öyle bir devre imrenme içinde bulunmak lazım. Ne olur Allah'ım, öyle bir devrin ırgatları, ameleleri, işçileri haline getir bizi. Falan paye ile filan paye ile değil esasen. Ruhumuzun abidesini yeniden bir kere daha, ruhu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uygunluk içinde ikame edecek ırgatlar haline getir bizi. Ameleler haline getir bizi. Mülahazasıyla. Ve dünyadan göçüp giderken de dikili bir taşımız yok. Bu cihandan el yudum hanumanım kalmadı. Dikili taşı olmayanlara milyarlarla uğraşıyor diyen sağır ve kör. Hatta hain eğer terbiye müsaade etseydi alçakların diyecektim. Kör gözlerine sokulsun. Mükemmele talip olmak lazım. Onu ihya etmeye muktedir olursunuz veya olamazsınız. Ama sahabi gibi yaşamak lazım. Yaz günü kışlık elbise ile, kış günü yazlık elbise. Çünkü ancak o kadarını bulmuştu Hazreti Ali. Başında bulunduğu devlet Türkiye kadar 20 idi. Acaba kendisine bir kışlık bir de yazlık elbise alamaz mıydı?
ama kutubun el adaletül içtimaiye fil İslam. İslam'da sosyal adalet diye tercüme edildi. Kitabına baktığınız zaman göreceksiniz ki orada ancak bir kat elbise almaya gücü yetiyordu. Çünkü ancak o kadarı helalle elde edilebiliyordu. Helalla elde edilebiliyordu. Helalla elde edilebiliyordu. Öbür türlü gecekondudan villalara gelme mevzuunda helal düşüncesinin ayaklar altına alıp ezildiğini düşünebilirsiniz. Helal düşüncesi katledilmiştir. Haram düşüncesi katledilmiştir. Müslümanlık adına söylenen sözler de katmerli yalandır. Gül devri. Bu Bekru Ömer'u Osman'u Ali ve Ömer İbni Abdülaziz ve Topkapı'da dünyaya sözünü geçiren insanların dönemi. Mehdi dönemi, Hadi dönemi, Mutasım dönemi, Ömer bin Abdülaziz dönemi, Selahaddin dönemi. Bir hükümdar gibi cihanı idare ediyorlar ama bir ırgat gibi ancak o kadar yiyor, o kadar içiyor ve o kadarcık dünyadan, dünya zevklerinden meşru dairede zevk almaya çalışıyorlar. Öyle bir dünya ihya etme, ütopya gibi bir dünya ihya etme. Ama öyle bir hayır yolunda siz muvaffak olmasanız bile, onu ikame edemeseniz bile o mevzuda her soluğunuz sizin tesbih sayılır. Her adımınız bir yönüyle Allah'a yaklaşma sayılır. Her derinleme bakışınız bir yönüyle hadiseleri değerlendirişiniz, her analiziniz, her senteziniz Allah'a karşı mükemmel bir ubudiyet sayılır. Çünkü hayır yolunda, Allah rızası yolunda bazen boş olan şeyler bile değer kazanır. Min eyni haza? İnsanlığın bu nereden? İnsanlığın iftar tablosu buyuruyor ki bir insan bakın şahsi, ferdi bir mesele. Yatsı namazını kıldı. Elhamdülillah. Allah yatsı namazını kılmaya muvaffak kıldı beni. Sonra yattı, yatıyor, uyuyor burada. Sabah namazına kalkma veya teheccüde kalkma niyetiyle yattı. Yattığı andan uyanacağı ana kadar solukları tesbih sayılır buyuruyor. Oldu mu mesele? Siz bir şey yapıyorsunuz, gücünüz ancak o kadarına yetiyor. Fakat arada bir sürü boşluklar var. Allah öyle bir Erhamurrahim'in ki rahmetim gazabıma sebkat etmiştir buyuruyor. İnne rahmeti vesiat külle şey. Rahmetim her şeyden vasidir. Senin niyetini amelin yerine koyuyor. Onun için denmiştir ki müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Ne demek bu? Amel güzel bir şeydir. Allah amelsiz yapmasın. İman dendikten sonra her yerde hemen amel geliyor. Fakat amelin hatarlı yanları da var. Yaparken görüntüye girebilirsiniz. Bencilliğe girebilirsiniz. Birine göstermeye girebilirsiniz. Fakat halis bir niyet enfüsidir tamamen. Mülahazayı nefsiye diyebilirsiniz buna. İçinde sen kurguluyorsun. Ne olur Allah'ım diyorsun. Ruhumuzun abidesini Ebu Bekir döneminde, Ömer döneminde, Osman döneminde, Ali döneminde olduğu gibi ikame etmeye bizi muvaffak kıl. O mevzuda bizi istihdam buyur diyorsun. Fakat bu öyle içten bir şey ki ne falanın görmesi, ne demesi, ne etmesi işin içine riya şeklinde, sum'a şeklinde, ucub şeklinde ve dışa taşması itibariyle tefahir ve kibir şeklinde kendisini göstermez. Bu zaviyeden müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Denebilir ki bazı niyetler vardır, bazı amellerden hayırlıdır. Böyle demek belki temel disiplinler açısından daha uygun bir ifade olur. Kaldı ki Buhari'nin birinci hadisi اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى. Ameller niyetlere göredir. Bu itibarla da siz çok önemli, hayati, böyle peylenme ile elde edilemeyecek şeylere talip olmuşsanız şayet, o istikamette göstereceğiniz her gayret
o mevzuda size bir temamiye, o meselenin sevabını kazandıracaktır. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin enginliği sayesinde. Sağdan soldan esen fırtınaların tesirinde kalmamak lazım. Taanu teşniğin tesirinde kalmamak lazım. Yaptığınız şeyin hakkaniyetine inanıyorsanız şayet, ilahi kelimetullah mülahazasına inanıyorsanız şayet, yani onu iladan daha yüce bir vazife olmadığına inanıyorsanız şayet, aynı zamanda milli mefkurenizin dünyanın dört bir yanında şehbal açmasını, buna kendinizi adamışsanız şayet, bence sağda solda söylenen güftügü, ona kulak asmadan, o türlü şeylerle dağılmadan, kendi konunuza esas konsantre olarak, o mevzuda daha sistematik, daha alternatifli, A planıyla, B planıyla, C planıyla, Ç planıyla, 50 türlü şeytan engellemeye kalksa, 50 türlü yerlere şeytanca telefonlar edilse, 50 türlü yerlerdeki yabancı misyon şefleri ifal edilmeye çalışılsa, siz yine bir yolunu, bir yöntemini bulup, bunlar şehrahlarda önünüzü kestiler, patikada yürümesini bileceksiniz. Patikada önünüzü kestiler, tepelere tırmanmasını bileceksiniz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsilden başka ve milli ruh abidesini ikameden başka bir düşünceniz yok. Allah'ın rızasını tahsilden başka ve milli ruh abidesini ikameden başka bir mülahazanız yok. Bunun dışındaki bütün mülahazalara özür dilerim. Siz karşımda olduğunuz için bunu ifade ederken icap duyuyorum, tuh diyeceksiniz. Bunun dışındaki mülahazalara tuh deyip yüzüne tüküreceksiniz. Neye kadar, nereye kadar, bilmem nereyi fethedip Belgrad'a dayanmaya kadar her şey yüzüne tuh diyeceksiniz. Çünkü bunlardan hiçbirisi ilahi kelimetullah ölçüsünde kıymet ve değer ifade etmez. Namı Celili Muhammed'inin sallallahu aleyhi ve sellem şehbal açması ölçüsünde kıymet ifade etmez. Bu Bekru Ömer'u Hazreti Osman'u Ali, bir şair meseleyi böyle ifade ettiği için bir hak dostu. Ben de o mülazayla ifade ettim. Onların o gül devri kadar kıymet ifade etmez. Onların o gül devrini ihya etme kadar kıymet ifade etmez. Bu açıdan öyle bir gül devrine talip olmak lazım. Yoksa böyle mevcutla iktifa dun himmetliktir. Himmetinizi katlayarak bir yönüyle, kendinize bir yönüyle yükselmeyi yeterli görmeden sürekli 20 bin fite, 30 bin fite, 40 bin fite çıktınız. Acaba daha yukarılara böyle 50 bin fit de oluyor mu? 100 bin fit de oliyor mu? Sürekli gözünüz hep yukarılarda, daha yukarılarda. Loranjların üstüne çıkma suretiyle, Allah'ın izni inayetiyle dolu hışmından kurtulmuş olacaksınız. Bağrında dolu danelerini oluşturan bulutlara deniyor onlar. Evet, sürekli göz yukarıda olursa bence himmet de her zaman kanatlarını açmış üveyik gibi yükselmeye amade bulunur. Yoksa durağına girdiğiniz zaman fiziğin kanunu, atalet kanunu deniyordu buna eskiden. Çözülmeler, dağılmalar, bağı kopmuş tesbih tanesi gibi sağa sola saçılmalar kaçınılmaz olur. Aslında şu anda bir yerde, Kapadokya'da mefkuresizlikten dolayı kendilerine ait geçmişten tevarüs ettikleri kıymetleri değerlendirme mahrumiyeti yaşadıklarından dolayı, isabetli bir iş yapamadıklarından dolayı, etraftan kopmalarının yanında aynı zamanda kendi işlerinde füzuli bir kısım şeylerle meşgul olma paranoyasına düşmüşlerdir. Yapmaları gerekli olan şeyi yapmadıklarından dolayı, dünya çapında bir misyon eda edemediklerinden dolayı, şeytan evirmiş, çevirmiş onları, kendi işlerinde birbirlerine düşürmüş. Ehli secdeyi adeta düşman ilan ettirmiş. Ehli kıbleyi düşman ilan ettirmiş.
en güçlü devletler döneminde muvaffak olunamayan açılımları adeta hıyanet gibi göstermiş onlara. Onlarla uğraşmayı adeta İstanbul'u fethediyor gibi, Belgrad'a gidiyor gibi, Viyana'yı kuşatıyor gibi bir mesele şeklinde şeytan onlara sunmuş. Onlar da hiç farkına varmadan bunun tesirine girmişler. Evet, Allah yolunda olmazsanız, hafizan Allah, şeytanın pençesine düştüğünüz mukadderdir. İmam Şafii Hazretleri buyurur ki, sen hak ile kendini meşgul etmezsen, hak, adalet, istikamet, yapman gerekli olan şeyler, batıl seni meşgul eder. Hiç farkına varmadan batılla meşgul olursun. O seni öyle işgal eder, öyle pençesini alır ki, yapacağın çok pozitif şeyler sağda solda ihmale uğrarlar. Sen hakla kendini meşgul etmezsen, batıl seni meşgul eder. Geçmişten tevarüs edilen değerler, şuur altı müktesebat, atalarımızdan bize intikal eden şuur altı müktesebat ve bütün dünya bu müktesebatı yaşıyor. Siz bu hususta yapmanız gerekli olan değerlendirmeyi yapmadığınızdan dolayı bu defa kendi içinizde birileriyle sizi meşgul eder. Suni düşmanlar icat eder. Bağırır çağırır, intikamla köpürür, paranoyalar yaşar. Onları yok etmeye çalışırsınız. Bunların bütünü şeytanın dürtüsüdür. Bütünü şeytanın dürtüsüdür. 3-5 tanesine şeytan böyle dürtüde bulunur. Birileri de zaten her zaman kitle psikolojisiyle onları takip ettiklerinden dolayı onlar da o haksızlıklar, o denaatler karşısında sükût eder. Dilsiz şeytan olma durumuna düşerler. Şeytanla nasıl istibatlanıyor? Öbürleri dilli şeytanlar. Dilli şeytanlar birilerini tesir altına alınca onların yaptıkları haksızlıklar karşısında sükût edenler, sesini çıkarmayanlar da dilsiz şeytan olurlar. Demek ki asıl mesele sahanın bir yönüyle şeytanın hükümranlığı altına geçmesi meselesidir. Burada da diyor ki talimi mütalimdedir bu. Arapçası şu: Taallem ya feta fel cehlu arun ve la yerda biha illa himarun. Delikanlı, hiç durma ilim tahsil et. Zira cehalet insan için en büyük ardır. Bu ona razı olan da sadece ve sadece himardır. Diyor kitapta. Ah kitap okumayanlar. Ah kitaba saygısızlar. Kuru lafla insanları meşgul edenler, demagojilerle şuursuz kitleleri aldatanlar, yalancı vaatlerle bir taraftan bir tarafa sevk edenler, fuhşiyatı, münkeratı o mevzuda birer argüman olarak kullananlar, şantajlarla insanları avuçların içine alan hainler, yalanı, iftirayı meşru sayanlar. Akif o gün diyor, yalan raiç, hiyanet mültezem, her yerde hak meçhul. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş, ne din kalmış ne iman, din harap, iman serap olmuş. Mefahir kaynasın gitsin, kesilsin vicdanlar lal, bu izmihlal ahlakı, boğuşma diyebilirsiniz. Çözülme ahlakı, yürürken kalmaz istiklal. Kaybederiz çok yeri, parçalarız o mübarek toprakları, atadan bize miras kalmış, öşrü sayılan, koskocaman mübarek bir coğrafyanın öşrü elimizde kalmış.
onu da parçalarsınız. Parçalarsınız çünkü parçalamalar yapılırken kalbinizde parçalanma hissi yok. Kalpte parçalanma hissi olmalı. Parçalanmaya karşı insan uykusu kaçmalı. Evinin yolunu unutmalı. Çocuklarının simasını unutmalı ki bence parçalanma olmasın. Veya o parçalanmalar giderilerek Allah'ın izni inayetiyle yeniden olursa ifaklar, ittifaklar, olmazsa berisinde itilaflar. En azından suni bir araya gelişler, farklılıkları görmezlikten gelişler, en azından o teessüs etmiş olur. Sizi incitecek bir şey söyledimse, başkaları da dahil, affen minallah ve uzren minkum derim. Allah affetsin, sizden mazur görürüm. Allah inayetini üzerinizden, üzerimizden eksik etmesin. İnşallah sizler ne kış karşısında pes edersiniz, ne hazan karşısında pes edersiniz, ne de değişik dönemlerde hiç umulmadık şekilde fırtınalar, tsunamiler, hortumlar karşısında pes edersiniz. Her zaman bir yol bulur, bir yöntem oluşturur hedefinize doğru. Yani ruhunuzun abidesini ikame etmeye doğru yürürsünüz. Akif ifadesiyle Allah'a dayanır, saye sarılır, hikmete ram olursunuz. O da Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol. Ya mukallibel kulub, sebbit kuluben ala dinik. Ya musarrifel kulub, sarrif kulubena ila taatik.